Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Libya ile ilgili önemli gelişmeler var. Türkiye Libya'da yalnız değil demiştik. Evet, Türkiye kardeş Pakistan'la beraber önemli bir ivme ve ittifak içerisinde. Bazen çok görünür bir ittifak, bazen derinden bir ittifak. İki devlet bir millet gibiyiz. Aynı Azerbaycan gibi. İşte değerli izleyenler, İmran Khan, Türkiye ile yaşadığı bu güzel iletişim ve geçmişten gelen kardeşlik şu anda ilişkileri tavan yaptırdı. Özellikle her alanda geliştirdiğimiz ilişkiler askeri alanla da taçlandı. Ama şu husus var. Türkiye'nin önüne Rusya'dan dolayı hep çıkarılan bir nükleer durum var. Bu nükleer duruma karşılık Türkiye iddi olayında Pakistan'ın nükleer gücünün kartını gösterdi. Türkiye özellikle Pakistan Meclisi'nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki daha önceki yayınlarımda da izlediniz Çanakkale neyse bizim için keş odur dedi. Evet Keşbir Hindistanla Pakistan'ın savaşın içine getiren ve iki ülkenin her an sıcak bir çatışmaya yol açabileceği çok gergin bir kesim. Çünkü Hindistan orada Pakistanlı kardeşlerimize büyük bir zulüm yapıyor, kuşatmada tutuyor, esir tutuyor. İşte bu hususlar olurken kardeş Pakistan'ın bizim de stratejik dönemlerde ve özellikle Rusya ile yaşadığımız İdlib krizinde Rusya'nın 5. nesil uçaklarıyla hava savunma sistemlerimizi tam yerleştirmediğimiz İdlib'de bizi çok sıkıntıya soktu ve birçok askerimiz de evet şehit ettiler. Biz bun, bizim bunları unutmamız mümkün mü? Evet. Peskov, bizim bunları unutmamız mümkün mü Putin? Hayır. İşte kardeş ülke Libya'ya olan desteğimiz yine bazı kuvvetlerin karşımıza Rusya'yı çıkarmasına sebep oldu. Dediler ki Rusya'yı buraya getirelim. Rus Wagner'leri vardı. Bizim tabii ki desteğimiz varken Ruslar da oraya kendi askerlerini Wagner kılıfıyla soktular. Yani Rus ordusu şu anda Libya ordusuyla savaşıyor değerli izleyenler. Libya ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Hafter'i aşama aşama dışarı ittik. Ve belli bir başarı elde ettik. Ve çevresel anlamda belli konularda önemli bir kazanım elde ettik. Bunları nasıl sağladık? Önce elimizdeki halk HSS sistemleriyle Mısrat'a ve Trablus'a havalimanlarına ve stratejik yerlere bunları yerleştirdik. Gelişi güzel, kimliği belirsiz uçaklar Trablus'u vurdu, Mısrat'ı vurdu gibi sözleri duyamaz olmaya başlamıştık. Nedeni şu, çünkü uçaklarıyla Birleşik Ar Arap Emirlikleri Mısır ve özellikle Fransa'nın bazı uçakları Mısır kanalıyla Gelip de oraya ateş açamıyorlar, bombalayamıyorlardı. Yani burada bizim halk Sistemi önce bir dur dedi Hafter'e. Hafter'in özellikle kar, e, bu kazanımlarını, evet Libya'daki kazanımlarını neye borçlu olduğunu gördük? Hava gücüne borçlu olduğunu gördük. Özellikle denizden kuşattığımız Trablus ve e, Mısrat'a, pardon, e, koruduğumuz diyelim ama bir nevi, savunma olarak kuşattığımız ve Hafter unsurlarına destekçilerinin de zarar veremeyeceği şekilde destek olduk. Ve bir zaman Hafter'in Deniz Kuvvetleri Komutanı bizi hadsizce tehdit etmişti. Ama şimdi kendisini görenlere aşk olsun. Hafter, evet Hafter öncelikle küstahça açıklamalar yaptırıyor. Destekçileri Fransa'ya, evet özellikle Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne güveniyordu. Ve bu hususta değerli izleyenler bir destekçisi de Sisi'ydi. Ama İtalya'da ortada oynuyor ve Türkiye burada adımını ve özellikle rengini belli eden en dürüstçe ülkeydi. Ve ne oldu? Tabii ki gelişmeler hızlandıkça Türkiye askeri anlamda Libya'ya teknik ekipmanlar ve özman ekipler yolladı. Daha sonuna SİHA ve İHA'larla özellikle havadan bir denge unsuru oluşturdu Libya ordusuna. Ama şu husus var ki Pakistan'ın evet Pakistan'ın belli bir dönem Türkiye'nin işaretini beklediği kardeşçe artık sen de gel Pakistan artık sıran geldi çünkü Türkiye olarak önümüze nükleer güç olan Fransa ve nükleer güç olan Rusya'nın çıkması Türkiye'nin stratejik adımlarında bu işi standartlar çerçevesinde yürütme içgüdüsünü oluşturdu. Biz yasal hükümetle anlaşmayı yaptık. Askeri ekipmanı yolladık. Ama bugün Macron ne dedi? Macron dedi ki Hafter'in saldırılarını, askeri saldırılarını tasvip etmiyoruz. Günaydın Macron. Günaydın. Şimdiye kadar neredeydin? Öyle değil mi? Şimdi Rusya'ya sorsanız askerlerini yollamış. Wagner kılıfıyla Libya'da savaştırıyor. Ama ne yapıyor? Şimdi en gelişmiş hava savunma sistemlerini, bunun yanında e, istihbarat sağlayacak olan elektronik sistemlerini... E harp sistemlerini her birini yolluyor ve birçok Sukut füzesinin de Rusya kanalıyla evet hafte e ulaştırıldığı biliniyor. Bunları görüntülerde paylaştım. Ama onların moralini bozacak bir adım söylemek istiyorum. Sirte'de Hawk sistemlerimizi kullanmış olma olasılığını %80 demiştim. Kesinlikle Sirte'de Hawk sistemleri de var. Mig uçaklarının kabusu olacak. Şimdi bu uçaklarla o bölgede özellikle kara kara e, unsurlarımıza Rus uçaklarının müdahale etme olasılığı daralıyor. Yani iş taarruza kalıyor. Bir de İtalya öyle bir açıklama yaptı ki neşemizi getirdi. Özellikle Macron'un açıklamalarının geç kaldığı görüşünde İtalya, "Uzun zamandır neredeydin Macron? Saldırılar olurken neredeydin? Şimdi neden haftaya bunları yapıyorsun?" diyerek aslında Libya'da kendisinin kazanan Libya hükümeti, Umehe hükümetinin Sarac'ın yanında olduğunun pekişmesini sağlıyor. Yani fırsatı kaçırmamak istiyor İtalya. Ama şu husus var ki artık anlaşmanın zamanı geldi. Gerekirse Türkiye, Libya ve Pakistan arasında Trablus anlaşması imzalanabilir veya Ankara'da bu anlaşma imzalanabilir. Bu sürpriz olmasın. Gelen duyumlar ve bilgiler Pakistan'ın bu işe Libya hükümetiyle askeri anlaşmayla önemli bir kazanım katacağı ve özellikle Libya hükümetinin önemli bir güç kazanacağı, Rusya üzerindeki ve Fransa'nın elindeki nükleerin dengeleneceği ve bu durumda gerçekten büyük bir ümit vereceği konuşuluyor. Libya ile Pakistan'ın evet Trablus nezdinde veya Ankara'da bir anlaşma yapma olasılıklarının çok yüksek olduğu söyleniyor. Ne olacak anlaşma olursa? İşte anlaşma olursa Pakistan'ın da elinde tabii ki belli bir hava savunma sistemleri var. Burada belli bir sembolik bir iki hava savunma sistemi gelir ve Pakistan şu açıklamayı yaparsa İmran Kağan'ın şu hareketi bile yeter değerli izleyenler. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Evet mükemmel bir söz olur kibarca. Nükleer gösterdiği zaman, nükleer ucunu gösterdiği zaman bunun adı şu olacak. Çıkın dışarı. İşte bu güzel bir kelime değerli izleyenler. Niye? Mazlum halkın hakkını kasp petrol kuyularına çöken Rusya'ya karşı artık bir ses gelmesi gerekiyor. Bir de bir güzel haberim var. Bugün Trablus'un Mısrat'a semalarında, deniz sularında ve orada helikopterlerimiz şov yaptı değerli izleyenler. Deniz Kuvvetleri Komutanımız da bugün Libya'da ne yaptı? Ziyaretler gerçekleştirdi. Türk'ün donanmasının deniz kuvvetlerinin orada olduğunu, Barbaros Hayrettin Paşa ruhunu evet orada nakşetti. Bu da bizim için ne kadar güzel övünsek ee, gerçekten ne kadar övünsek az bir durum mutluluk verici. Bir kez daha söylüyorum. Bütün gözler, bütün gözler Pakistan Başbakanı Sayın İmran Khan'a çevrildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı askeri anlaşmanın bir benzerini de Pakistan'a yaparak Rusya'ya mesaj en tepeden gelecek. Çünkü nükleerle yatıp nükleerle özgüven sağlayan Rusya'nın Pakistan'ın bu hamlesi karşısında sahada epey bir hareket mekanizmasının da daralacağını söyleyebiliriz. İşte değerli izleyenler, Türkiye'nin kardeş ülkesi, Pakistan'ın ve askeri anlamda etle tırnak olan bu iki ülkenin güçlü bir şekilde dayanışması Libya'daki işleri geri çevirecek. Sabırsızlıkla Libya hükümetiyle Pakistan hükümetinin yapacağı askeri anlaşmayı iple çekiyoruz. İşte bu anlaşma mükemmel olacak ve bu anlaşmayla birlikte her şey daha etkin ve daha güzel olacak. Böyle gelişmeler hepimize umut veriyor, sevinç veriyor değerli izleyenler. Pakistan'ın özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum ki vaddiye üstüne konuşlanmamızda Pakistan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin Libya Devleti'nin vaddiye üstünün güvenliğinde ve Libya Devleti'nin hava sahasının korunmasında çok önemli faktörler olabilecektir. Daha önce F-16'ların boyanma ihtimalini söylemiştim. Bir anlaşma olursa eğer Pakistan F-16'larının özellikle Vatya üstünde Türkiye'nin F-16'larıyla ortak görev icra edebilecekleri ortadadır. Ayrıca Vatya'ya üstünde Pakistan uçakları ve Türk uçaklarının yapılacak bir hareketin Pakistan'ın nükleer güç Pakistan'a da yapılmış sayılacağından çok önemli bir e, caydırıcı gücü olacaktır. Bu konuda saldırıda yapamayacaktır unsurlar. İşte gel gelelim Rusya'nın hamleleri çılgınca Hafteli desteklemesi bir işe yaramayacağı benziyor. Çünkü Libya'nın Tekrar söylüyorum. Sayın ile yapacağı bir anlaşma her an olabilir. Bu konuda güçlü duyumlar var. Yerel kaynaklardan gelen bilgi bunu doğruluyor. Yani Pakistan yapacağı yardımlar ve destekler Libya hükümetine yasal olacak. Çünkü yasal bir hükümet kendisine yapılan saldırı karşısında ortaklarıyla anlaşma yapabilir ve görüşebilir. İşte değerli izleyenler beklediğimiz, uzun zamandır beklediğimiz anlaşmanın imzalanma aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Körfez ülkeleri bastıracaktır. Borç para verdik Pakistan. Şunu yapma, bunu yapma diyecektir. Ama güçlü ülkeler milli menfaatler uğruna bu konularda destek olurlar. Özellikle Katar'ın, Pakistan'ın maddi yükünün belli oranda hafifletilmesi ve körfez ülkelerinin baskısının hafifletilmesinde de önemli bir desteği olacaktır bu ittifaka. İşte değerli izleyenler, körfez ülkelerini çıldırtacak, Putin'i çıldırtacak gerçekten önemli bir hamle. Bu anlaşmayla birlikte Pakistan, Libya ve Türk hükümeti ortak bir konsensüsle Libya'da ortak kuvvet bulundurabilecek Türkiye ve Pakistan. Bu muazzam bir hamle olacak ve gerçekten hasımları susturacak. Değerli izleyenlerim, bu anlaşmayı heyecanla bekliyoruz. Bir an önce gerçekleşmesini umuyoruz. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere ama şunu unutmayın. Artık her şey inananların yanında ve inananların olacak bu konuda azmedenlerin vicdanı olan yüreklerin olacak. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.